Sevgili dostlar merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Dün biliyorsunuz işsizlik rakamları açıklandı. Yüzde 12.8 geldi. 1-2 aydır düşüyor gibi görünüyor. 14 seviyesinden önce 13'e sonra 12.8'e geldi. Bu düşüş devam edecek mi? Gerçi yıllık bazda bakıldığı zaman düşmüyor. Aksine 3 buçuğa yakın yeni işsizler var. 1 milyon 27 bin kişi işsizler kervanına katılmış geçen seneden bu yana. Evet sevgili dostlarım geçen seneden bu yana 1 milyon 27 bin kişi işsizler kervanına katılıyor. 4 milyon 157 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Tabi bunlar afaki rakamlar net rakamlar değil aslında. TÜİK'in bir takım noktalardan derlediği, oluşturduğu rakamlar ama bunun üzerine bir de kayda girmemiş rakamları eklediğimiz zaman aslında 7-8 milyon kişiye ulaşıyoruz. Genç işsizlik ile dramatik 23.3 bence çok kötü. Her 4 gençten birisi işsiz ama reel bazda baktığımız zaman her 3 gençten hatta her 2 gençten birisi işsiz. Yani Türkiye'de yarı yarıya işsizlik var neredeyse gençler arasında. Orta yaşta da durum farklı değil. Bir de orta yaşın engelleri var. Özellikle belli yaş sınırlarını geçtiyse orta yaştaki bir kişi iş bulma imkanı daha da zorlaşıyor. EYT'ye düşüyor. EYT'de ne yazık ki çıkmış değil. Evet emeklilikte yaşa takılanlar hala orada takılmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili de çok fazla mesaj ve yorum alıyorum konuya değin diye. Daha önce videolarımda değinmiştim. Bir kez daha söylüyorum sevgili dostlarım bakın. Emeklilikte yaşa takılma meselesi erken emeklilik meselesi değil. Kazanılmış bir hak insanlar bu hakkı kazanmışlar. Hem de takır takır primlerini ödeyerek kazanmışlar. Bakkala gitmişler, paralarını vermişler, ekmeği almışlar ama ekmeği bakkal teslim etmiyor. Durum bundan ibaret. O nedenle de sürekli olarak çıkıp çıkıp bu şikayetlerini dile getiriyorlar. Çok da haklılar. Bu konuyu derinlemesine ve uzun uzun konuşacağım yine. Konu gündeme geldikçe, gündeme gelmesine de gerek yok. Zaman zaman ben kendi gündemimi alıp EYT yani emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerini sık sık dillendireceğim sevgili dostlarım. Hiç merak etmeyin. Bu konu bizim ana konularımızdan, ana meselelerimizden birisi. Ama bugün biraz işsizlikten ve ona bağlı diğer konulardan bahsetmek istiyorum. İşsizlik %12.8. 14 13 12.8. Görünen o ki bir düşme trendi var. Peki bu düşme trendi devam edecek mi yoksa çok sert bir yükselişle karşı karşıya kalabilir miyiz yakın zaman içerisinde? Evet, kalabiliriz. İşte onunla ilgili net bir gösterge geldi. 0.3 bekleniyordu sanayi üretimindeki daralma takvim etkisinden takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin 0.3 daralması bekleniyordu. Ne kadar daraldı? 3.7 daraldı. Evet, bir önceki aya göre. Bir önceki yıla göre baktığımızda 3.9 daraldı. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmaz ise eğer 9.6 daraldı, neredeyse yüzde 10 daraldı sevgili dostlarım. Bu ne demek biliyor musun? Korkunç bir tepe taklak durumu var aslında sanayi üretiminde. Daha kötüsünü söyleyeyim sizlere, sanayi üretiminde özellikle imalat sanayi kan kaybediyor ve dolayısıyla eğer ki sanayide imalatta daha doğrusu bir üretim yoksa, imal edilemiyorsa, üretilemiyorsa doğal olarak bir işsizlik oluşacaktır tarım dışı istihdam ve tarım dışı işsizlik deniliyor ya hani sanki bir kavrammış gibi anlatılıyor. Durun ben onu bir kavramdan çıkartayım, gerçeği söyleyeyim. Hani siz tarlada ırgat değilseniz, çiftçi değilseniz, tarlada çalışmak yerine şehre göçüp şehirde sanayi alanında, hizmet alanında çalışıyorsanız ona tarım dışı işsizlik deniyor ya da tarım dışı iş deniyor ya da tarım dışı istihdam deniyor sevgili dostlarım. Eğer çalışıyorsanız tarım dışı iş bulmuş bir kişisiniz. Çalışmıyorsanız tarım dışı işsizsiniz. Ve burada yaratılan işte hizmet sektörü, sanayi sektörü, turizm sektörü gibi alanlarda tarım dışı istihdam sevgili dostlar. Çok basit bir dille böylece açıklamış olayım sizlere. Ve imalat sanayi, imalat sanayi tarım dışı istihdamın en önemli temel direklerinden birisi. Çünkü üretimi kapsıyor ve bu alan sürekli bir alan aslında. Yani imalat sanayinde öyle mevsimlik olmuyor işler. Giriyorsunuz yıllarca orada çalışabiliyorsunuz. Burada büyük bir daralma var. Yüzde %4.2'lik. Bu neyi ifade ediyor? Demek ki tarım dışı işsizlikte ciddi bir artış olacak. E yaz ayları bitiyor. Yaz aylarının bitmesiyle tarımda da işsizlik artacak. E turizm ayları bitiyor. Yaz aylarının bitmesiyle turizm sektörünün son ayları Turizm mevsiminin son ayları orası da kapanacak yani oradan da oluşacak bir işsizlik yığını var. Dolayısıyla bu aydan sonra biz kademe kademe işsizlikte tekrar yükselişi göreceğiz. Kim ne derse desin yani %12.8, %13, %14, %15, %17 gibi resmi veriler karşımıza gelebilir. Tabi rakamlarla oynanmazsa. Evet Rakamlara bir güvensizlik var nedense Türkiye'de. Çok da haksız sayılmaz insanlarımızı rakamlara güvenmemekte. Çünkü ne yazık ki gerçekleri pek de yansıtmıyor. Sokakta o kadar çok işsizimiz var ki. Ya da bakkala gittiğimizde, manava gittiğimizde, markete gittiğimizde yaptığımız alışverişler bize sunulan enflasyonla hiç örtüşmüyor. O nedenle bizler de artık veriler konusunda kuşku duymaya başladık. İşin özeti şu sanayi üretim verisinin bu kadar düşmesi işsizlikte şok artışları beraberinde getirebilir bakın önümüzdeki dönemde. Çünkü mevsim olumlu etkisi de sona eriyor. Mevsimin olumlu etkisi diyorum. Çünkü yaz aylarında tarım ve turizm gibi alanlar çok ciddi istihdam yaratıyor. Bu alanların kapanmasıyla birlikte işsizlik artacak. E sanayide zaten iş yok. Öbür tarafında Turizmde mevsim bitiyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz tarımda mevsim bitiyor. Dolayısıyla hepsi bir araya geldiği zaman işsizliği biz bir anda resmi verilere göre %14-15 seviyelerinde göreceğiz. Gayri resmi verilere göre çok daha üst seviyelerde göreceğiz. Ne yazık ki genç işsizlik ve üniversite mezunu işsizliğimiz daha fazla artacak. Ama dedim ya verilere çok itibar etmiyor Bizim halkımız çok da haksız değiller işsizlik verileri yüzde 12.8 sokağa çıkıyorsunuz her iki gençten birisi işsiz ya da sokağa çıkıyorsunuz herhangi birine işiniz var mı diye soruyorsunuz işsiz o zaman diyor ki bizim halkımız haklı olarak ya bu işsizlik verileri yüzde 12.8 olarak bize sunuluyor ama aslında bana kalırsa yüzde 20-25 civarında diyor ve gayet de haklı sahiden dönüp bir bakıyorsunuz gayri resmi veriler ya da kayıt dışı verileri işin içine koyduğunuz zaman o halkın tahmin ettiği rakamlara ulaşıyorsunuz. Keza enflasyon. Enflasyonda da bize %15 gibi bir veri sunuluyor. Ama bakkala, markete, manava gittiğiniz zaman ya da pazara gittiğiniz zaman bu tabloyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bakın bir bakkal serüvenim var. Onu anlatayım size. Oradan konuyu başka bir tarafa bağlayalım isterseniz. Çok önemli bir konunun daha altını çizeceğim. Hani dolar 55 ya dolar düştükçe böyle neredeyse göbek atmak üzere olanlar var ya. Çünkü dolar düştükçe hayatımızın ucuzlayacağını sananlar var. Ya da dolar düştükçe ekonomimizin düzeldiğini pür pak olduğunu düşünenler var sevgili dostlarım durun size bir bakkal maceramı anlatayım daha bugün yaşadığım için sıcağı sıcağına rahatlıkla anlatabilirim. Fiyatları biliyoruz. Hatta sizlere fiyatları ilk duyuran kişilerden birisi benim. Sevgili dostlarım bakkala girdim. 2 paket sigara istedim. 2 paket sigaranın karşılığı olarak 36 lira istediğinde bakkal kardeşim benden gözlerim dolu dolu oldu. <laughs> Ağlamaklı oldum bir anda. 36 Türk lirası. Sevgili dostlarım Türkiye'de iki paket sigara 36 lira. Bir paket sigara 18 Türk lirası. Türkiye'de dolar 5.55. Hatta 5.52'yi gördü. 5.50'yi gördü diye göbek atanlar vardı. Madem öyle neden Türkiye'de sigaranın paketi 18 lira soruyorum size. Ha diyeceksiniz ki daha ucuz da var kardeşim. En ucuz sigara 14 lira. 2 paketi 28 lira. En pahalı sigara da 18 liradan 36 lira. iki paketi. Neden iki paket üzerinden ilerliyorum sevgili dostlarım? Çünkü Türkiye'deki tiryaki profili genel itibariyle belli. Genel itibariyle bir kişi günde iki paket tüketiyor. Aslında keşke hiç içmese. Ama Türkiye'nin gerçeği. E yasak da değil. Bu konuyla ilgili bir kanun da yok. Yani sigara içmek yasaktır kardeşim demiyor. Kapalı yerlerde içmeyin diyor. Evinizde mümkün olduğunca çocuğunuza zarar vermeyin diyor. Onu da aileler kendi bilinciyle çözüyor. İşte ya dışarıda içiyor ya balkonda içiyor ya kafelerin dışında şirketlerin dışında bu konuyla ilgili belli alanlar var. Oralarda insanlar sigaralarını içiyorlar ama içiyorlar. Devlet de bunu yasaklamamış. Dolayısıyla sevgili dostlarım ortalama bir tiryaki günde 2 paket sigara tüketiyor. 36 lira. Bu evde İki kişinin triyaki olduğunu düşünürseniz 72 lira ediyor sevgili dostlarım. Bakın 72 liradan bahsediyorum. Aylığa vurduğunuz zaman bunu şurada bir hesap yaptım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. 2160 liraya denk geliyor. Hemen döndüm asgari ücrete baktım. Belki ben yanılıyorumdur, belki artmıştır diye. Hani sosyal bir devletiz ya biz. Bu insanlar geçinemiyor diye yakın zaman içerisinde bir düzeltme yapmışızdır belki. Çünkü benzinde düzeltme yapıyoruz, sigarada düzeltme yapıyoruz, ekmekte düzeltme yapıyoruz. Artık Türkiye'de zam yok. Zam yerine düzeltmeler aldı biliyorsunuz. O düzeltmeleri yapıyoruz. Belki asgari ücretlere bir düzeltme yapılmıştır diye baktım. Hayır hala düzeltmemişler. 2020 lira. Bakın asgari ücret 2020 lira. İki kişinin, iki tiryakinin bulunduğu bir evdeki sigara gideri 2160 lira sevgili dostlar asgari ücretin üzerinde bir rakamdan bahsediyorum. Ya canım o kadar da içmesin diyebilirsiniz. Ya adamın keyfine mi kaldınız? Ya da adamın triyakiliği bu. En ucuzunu içse de bakın 14-28 lira. 28 çarpı 30 işte hesabını siz yapın. O da 1600-1700 liraya denk geliyor. Şu anda hesabını yapmak bile istemiyorum moralimi bozmamak için. Ama işin özeti şu sevgili dostlarım. Bakın bu insanlar ya geçinemeyecekler ya bu mereti içmeyecekler ya da gidecekler kaçağına başvuracaklar. Türkiye daha çok vergi toplayayım, vatandaşın sırtına daha çok bineyim derken daha az vergi toplamaya başlayacak aslına bakarsanız. Bunun üzerine bir de fırsatçı firmalar da ek zamlar yapıyorlar. İşte 14 lira, 15 lira, 16 lira, 18 lira, 18,5 liraya sigara var sevgili dostlarım. 18,5 lira. Ve bununla da yetinmediler. Şimdi yeni ÖTV'de düzenlemeye gittiler. 0,280'de ÖTV kat sayısı çarpanı onu 0,380 seviyesine çektiler. Bu da yaklaşık 2,5 liralık zamma daha denk geliyor. Şimdi bu zammı yapmayacaklarını söylüyorlar ama sigara firmaları allem edecek, kallem edecek muhtemelen bunu da yansıtacaklar. Ve o 18 liralık sigara vergiyle birlikte 20 liraları aşacak. Ama dolar 5.55. İçiniz rahat olsun. Yani dolar 5.55 ama sigaranın paketi 18 lira. Bugün yarın muhtemelen 20-21 lira olacak. En ucuz sigara 16 lira olacak. Nasıl iş bu? Nasıl bir hesap bu? Bu hesabı bana anlatır mısınız? Madem madem dolar düştü 5.55 seviyesine geldi. O zaman neden tüm ürünlere zam gelmeye devam ediyor? Hadi bana bunu anlatın. Sevgili troll kardeşler. Hadi bana bunu anlatın. Lütfen anlatın ya. Yani bunu ben anlayamıyorum. Neden o zaman 10 liralık dolara göre sigarasından ekmeğine, ekmeğinden makarnasına kadar her şeye zam yapılıyor? Üstelik devlet eliyle. Bakın 10 liralık dolara göre hesap neden yapılıyor? Hadi gel bana bunu anlat. Sevgili troll kardeşim. Ben sana aylardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için doların seviyesi bu diyorum. En azından doları bu seviyeye getir ki rekabet gücün olsun. Zaten bu zamlar 10 liraya, 12 liraya göre yapıldı kardeşim diyorum. Hiç olmazsa bu seviyelere gelirse 10-12 olursa dolar. Gümrük duvarların kapanır, yükselir. İthal mal Türkiye'ye gelmez. Biz de üretmek mecburiyetinde kalırız. Kim bilir o yabancı sigaraların yerine belki Türk sigarası üretiriz eskiden olduğu gibi. Tekelin yaptığı gibi diyorum. Samsunlarımız olur, Bafralarımız olur, Maltepelerimiz olur. Kim bilir diyorum devlet eliyle üretilen. Ya da devlet eliyle üretilen alkol markalarımız olur şeker fabrikalarımız olur diyorum. Anlamamakta ısrar ediyoruz. Ama gidiyorsun 18 liralık yabancı sigaraya. Evet 18 liralık yabancı sigaraya paranı bayılırken, asgari ücretini bayılırken ve günde iki paket o sigaradan tüketirken ve ailende 2 kişi, üç kişi eğer ki tiryaki ise o senin asgari ücret zaten bitti gitti. Gıkın bile çıkmıyor. Hala diyorsun ki Selçuk geçer hatalı, Selçuk geçer devlet düşmanı. Ya ben devlet düşmanı olsam ne olacak? Mesele benim devlet düşmanlığım değil ki. Mesele Türkiye'nin gerçekleri. Sen tekelini sattın, sen Türk Telekomunu sattın, sen şeker fabrikalarını sattın, sen tarım arazilerini sattın, sen kitlerini sattın, sen bitlerini sattın. Hem de bedavadan ve bugün bedelini vatandaşına ödetiyorsun. Yazık günah değil mi? Dolar 5.55 sevgili dostlarım. Hadi hepimiz zil takıp oynayalım bundan sonraki süreçte. Ama merak etmeyin. Dolar 10 liraya göre sigarasından ekmeğine, ekmeğinden makarnasına kadar zamlar çoktan yapıldı sevgili dostlarım. Biz zaten 10 liralık dolara göre oluşan fiyatlarla yaşıyoruz şu anda. 5 liralık, 5.55 liralık dolar olsa ne olur? Olmasa ne olur? Evet sevgili dostlarım bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla elbette paylaşın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın.